14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Profesör Doktor Yusuf Özkan açıklamalarda bulundu. Özkan, diyabetin son yıllardaki hızlı artışına dikkat çekti. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Profesör Doktor Yusuf Özkan açıklamalarda bulundu. Bizim olmazsa olmaz bir enerji kaynağımız, yani bizim Anadolu Hastanesi endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Profesör Doktor Yusuf Özkan, ülkemizde diyabet hastalığının sık görüldüğünü ifade ederek son yıllarda diyabetin arttığını belirtti. Evet, hem ülkemizde hem de dünyada çok sık görülüyor dedin. Rakam verecek olursak tüm dünyada 537 milyondan daha fazla diyabetik hasta var. Ülkemizde ise 10 milyonun üzerinde diyabetik hasta var. Pandeminin etkisiyle biraz daha arttı bu. Çok hızlı bir arttı. Çünkü pandemide diyabetik hastalar tam olarak tedavi olamadılar. Bir kısmı kontrollerine gidemediler. Bir kısmı hasta oldu. Pandemide COVID enfeksiyonuna yakalandılar. COVID enfeksiyonu sonrası da şeker regülasyonu bozuldu. Ona bağlı komplikasyonlar nedeniyle 6.7 milyon kişi hayatını kaybetti. Bu çok büyük bir rakam. Bu şu demektir: her 5 saniyede bir kişi diyabet ve bunun komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybediyor. Başka, gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde körlüğün en önemli sebebi diyabet, diyabetik retinopati. Böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni, kronik böbrek yetmezliğinin, yani diyalize giren hastaların büyük bir kısmını diyabetik hastalar oluşturuyor. Her 30 saniyede bir kişi diyabet nedeniyle ayağını ya da parmağını ya da bacağını kaybediyor. Diyabetik yaralar, enfeksiyonlar ve nöropati neticesinde.